Ne yapılmaya çalışıldığı açık. Özellikle Mayıs seçimlerinden sonra tamam ortalık açıldı dediler. Şimdi var güçleriyle laik cumhuriyete saldırıyorlar. Bu bir karşı devrim saldırısı. Bu karşı devrimi kullanan Batı emperyalizmi sevgili Tuncay. Bütün milletimizi uyarıyorum. Bütün siyaset kurumunu uyarıyorum. Bütün sadece muhalefet partilerini değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni, bir büyük birlik hepsini uyarıyorum. Ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Bu yolun sonu yol değil. Bak bu yolda biz koca bir imparatorluk kaybettik. Üç kıtada 10 milyon kilometre kare topraktan adamlar getirdiler bizi Anadolu'nun ortasında 150 bin kilometre egemenliği olmayan bir yere sıkıştırdılar. O Mustafa Kemal, o Kuvayi Milliye, bu aziz millet olmasaydı bugün annemizin, babamızın kim olduğunu bilmeyecektik kardeşim. Onun için herkes, herkes bu cumhuriyete, bu üniter ulus devlete dört elle sarılmalı. Son bir şey daha söyleyeyim. Bak sevgili Tuncay. Buyurun. Solculuk diye etnikçilik yapan, demokratlık diye mezhepçilik yapan, bu ulus devleti bölüp parçalamak isteyen adamların peşine takılan ve laik cumhuriyeti yıkmak isteyen bu tarikat çılgınlığına yandaş olan herkes oturup bir daha değerlendirmeli. Bak etrafına, Suriye'nin haline, Irak'ın haline, Libya'nın haline, Mısır'ın haline, Somali'nin haline, Afganistan'ın haline. Allah aşkına bakın. Şu coğrafyada bu ülke hala bütün ve dimdik ayaktaysa inanın bana o Mustafa Kemal Atatürk ve Kemalist devrimcilerin, Kuvayi Milliye'nin bu milletin, bu devletin kuruluşuna kattıkları mayadır maya. O mayanın adı namus, o mayanın adı vatanseverlik, o mayanın adı liyakat, o mayanın adı ahlak, o mayanın adı dürüstlük yahu. Ya yapmayın bunu kardeşim. Evet.